Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda elementlerin sınıflandırılmasını inceleyeceğiz. Yalnız sınıflandırmaya geçmeden önce periyodik sistemdeki grup isimlerine bir göz atalım. Periyodik sistemde biz 1A grubunu alkali metaller, 2A'yı toprak alkali metalleri, B grubu elementlerine geçiş metalleri, 3A'yı toprak metalleri, 4A karbon grubu karbon ile başladığı için 5A'yı azot grubu azot ile başladığı için 6A'yı oksijen grubu oksijenle başladığı için ya da kalkojenler 7A'yı halojenler 8A'yı soy gazlar lantanit ve aktinitlerin olduğu kısmı ise iç geçiş elementleri şeklinde isimlendiriyoruz. Evet gelelim elementlerin sınıflandırılmasına. Elementler benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre dört sınıfta incelenir. Bunlar metal, ametal, yarı metal ve soy gazlardır gençler. Gelin periyodik sistemde bir inceleyelim bu gruplarımızı. Periyodik sisteme baktığımızda gençler, bir a'da hidrojen hariç şu pembe renkli olarak gördüğümüz yer metal grubudur. E, mavi renkli olarak gördüğümüz kısım ise ametallerdir. Bir a'dan hidrojen, Burada karbon, azot, oksijen, flor, fosfor, kükürt, klor, selenyum, brom ve iyot ametal grubundadır. Sarı renkli şu merdiven basamağı şeklinde gördüğümüz kısım ise yarı metallerdir. Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimoan, telür, polonyum ve astatin. 8A grubunda helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon soy gazlardır. Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bunlardan 92 tanesi doğada kendiliğinden oluşmuş. 26 tanesi ise laboratuvar şartlarında sentezlenmiştir. Bu bilinen elementlerin büyük bir kısmı metaldir. Zaten periyodik tabloda da görüyoruz pembe renkli bölümden. Ancak tabiatta bulunma yüzdesi açısından en fazla olan elementlerimiz ametallerdir. Şöyle düşünecek olursak, atmosferde nefes aldığımız havada oksijen ve azot var. Organik bileşiklerin temel yapı taşı karbon ve hidrojen gibi ametaller ise doğada en çok bilinen elementlerdir. Bu nedenle ametallerin doğada bulunma yüzdesi metallere göre daha fazladır ama sayıca metaller ametallere göre daha fazla oluyor gençler. Şimdi her bir grubumuzu tek tek inceleyelim. Metaller. Metallerin özelliklerine şöyle bir bakalım. Metaller parlaktır. Tel ve levha haline gelirler. Elektrik akımını ve ısıyı iyi iletirler. Oda sıcaklığında civa hariç tüm metaller katıdır. Bileşik oluştururken elektron verirler. Bu nedenle pozitif değere sahiptirler. Son katmanlarında 1, 2 ve 3 elektron bulunur. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Kendi aralarında alaşım oluştururlar. Metaller kendi içlerinde metal metal olarak bileşik oluşturamıyorlar. Ancak ametallerle bileşik oluşturabilirler. Ve biz metalleri doğada genellikle bileşikler halinde görürüz. Ametaller. Ametaller mattır. Kırılgandır. Bu yüzden tel ve levha haline gelemezler. Elektriği iletemezler. Isı iletimleri ise çok azdır. Oda koşullarında biz ametalleri farklı fiziksel hallerde görebiliyoruz, yani katı, sıvı, gaz halinde olabiliyorlar. Birleşik oluştururlarken ametaller elektron alıp verebildikleri için pozitif veya negatif yük, pozitif-negatif yüklü iyon olabiliyorlar. Son katmanlarında hidrojen 1, diğer ametaller 4, 5, 6, 7 elektron bulundurabiliyor. Erime ve kaynama noktaları metallere göre daha düşüktür. Metallerle elektron alışverişi yaparak iyonik bağlı, kendi aralarında elektron ortaklaşması ile kovalent bağlı bileşikler oluştururlar. Biz ametalleri doğada atomik yapıda karbon ve kükürt gibi veya birden fazla atoma sahip moleküler yapıda görebiliyoruz. Yarı metaller. Yarı metaller oda koşullarında katı halde bulunurlar. Elektrik iletkenlikleri metallerden daha az o metallerden daha fazladır. Parlak veya mat olabilirler. Fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellik bakımından da ametallere benzerler. İşlenerek tel ve leva haline gelebilirler. Geldik soy gazlara. Soy gazlar oda koşullarında gaz halinde bulunurlar. Erime ve kaynama noktaları yoğunlukları düşüktür. Bileşik oluşturamazlar. Oda koşullarında kararlıdır. Çünkü soy gazların son yörüngelerinde helyum 2 diğerlerinin 8 elektron vardır gençler. Biz soy gazları doğada tek atomlu halde görürüz. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, huzurlu kalın, iyi çalışmalar diliyorum gençler.